söylüyor Türker Bey. Kardeşimi diyor ben öldürmek için gönderdim diyor. Bunu bu şimdi bu kadar açık bir net bir şekilde ifade olabilir mi bundan bay? Buyurun. Özellikle Falyalı'nın adını Sedat Peker'in açıklamalarında duyduk zaten ilk defa. Evet. Hiç değilse ben öyle duydum. Hayır hayır çok çok haklısınız. Yani bir de bu arada Erkan Yıldırım'ın bir kaset ile Falyalı'nın eline düştüğü de iddia etti Sedat Peker. Size şöyle söyleyeyim. Hani en sonunda söyleyeceğimi en başta söyleyemiyorum ama bu bir, şimdi bu işin arkasında kimler olabilir? Diğer mafya grupları değil mi? Başka siyasetçiler olabilir. Niçin? Şantajı engelleyebilmek için. Artık bu adam ağır gelmişti. Bundan kurtulmak istiyorlardır. Bana sorarsanız bu işin arkasında siyaset var. Yani Falyalı'nın elindeki şantaj kasetleri nedeniyle onu öldürdüler. Ben burada şüphe bile duymuyorum. Çünkü ağır bir uyuşturucu kaçakçılığı var. Evet, Türkiye bu iktidarın döneminde özellikle Latin Amerika kökenli kokain trafiğinin terminal noktası olmuş durumda. Bu terminal noktası nedeniyle işte Venezuela ve diğer Latin Amerika ülkelerinden buraya neler taşınıyor? Uyuşturucu taşınıyor. Size şöyle söyleyeyim. Bakın İspanya'da dostlarım var, arkadaşlarım var. Telefon ediyoruz. Diyorlar ki buradan eğer bunları yakalamak istiyorsan, öğrenmek istiyorsan gel burada diyorlar. İspanya'da sahil güvenlikle konuş, jandarmayla konuş. Onlar anlatıyor diyorlar ya. Bakın bir sürü Türkler yakalanmış. Ve bu işin arkasında kimlerin olduğunu anlatıyorlar zaten. Peki Sedat Peker bunun ipuçlarını verdi. Ha? Soruyorum ya. Cumhuriyet savcıları niçin bir temiz eller, bir temiz toplum operasyonları başlatmadı? Ha? Niçin? Çünkü iktidar engelliyor. Çünkü iktidarın yargının üzerinde ağır bir vesayeti var. Bakın eğer Sedat Peker için bu işlemler yapılmış olsaydı bu suikasta biz gelmezdik biliyor musunuz? Bakın dünya aleme rezil oluyoruz. Çünkü uyuşturucu trafiği burada büyük paralar kazanılıyor. Bu büyük paraları legalize edebilmek için kumar işi kullanılıyor. Ama Falyalı artık o kadar çok şey biliyor ki tabii kendisini de korumaya çalışıyor. Yani yarın bir gün ne bileyim Recai Bey'le birlikte pis işler yapıyorsan onu da izletiyorsun. Görüntülerim var. Sen bana operasyon yaparsan ben de sana yaparım. Bunu görüyorlar. Bunun için ortadan kaldırılıyor. Şimdi ya böyle bir kepazelik olabilir mi? Sedat Peker'in başlangıç mı bu Türker Bey? Bir bu başlangıç mı? Şimdi tabii şeyde de biliyorsunuz fotoğraflarda da çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Görüldü. İşte Abdullah Çatlı'nın, işte Hüseyin Kocadağ'ın, işte ne bileyim Sedat Bucağ'ın ve aynı şekilde yani çok da yakın bir süreçte yani Susurluk sürecini biliyorsunuz. Sanki o dönemin bir başlangıcı olabilir mi? Onun olabilmesi için bu iktidar yapar mı böyle bir şeyi? Yok yok böyle bir irade yok. Bu iktidar bunu halının altına süpürmeye çalışacak. Engellemeye çalışacak. Susturmaya çalışacak. Bak dikkat edin. Suikast oldu. İktidara yakın medya. Zaten medyanın %90'ı. Bu konudan hiç yazdı bahsetti mi? Yok kesinlikle. Niçin? Çünkü şeyden tepeden emir almadılar da onun için. Şimdi size şunu da ifade etmek istiyorum. Susurluğa benzer tarafları var mı? Var. Peki vusati olarak, hacmi olarak Susurluk'la kıyaslanabilir mi? Hayır biliyor musunuz? Susurluk, yani burada yaşadıklarımız Susurluğa rahmet okutur. Devede kulak bırakır. Peki savcılar operasyon yapmıyor. Niçin? İktidar onları korkutuyor. Peki meclis bir temiz eller operasyonu yapsın? Hayır o da yok.
Peki niçin olmuyor hem mecliste hem yargıda? Çünkü iktidara ağır vesayeti var. Bakın bunu bütün dünya biliyor, yazıyor. Ben de nereden öğreniyorum? Zaten dünyadan öğreniyorum. Venezuela'dan Türkiye'ye kokain trafiği var. İşte geçmişte bu Avrupa merkezli terminal noktası Rotterdam'dı, Hollanda'ydı. Avrupa'nın kuzeyiydi. Alınan tedbirlerle güneye kaydı bu. Ve Türkiye oldu. Ve Venezuela konusunda işte yok maske götürdük. He? Yardım malzemesi. Hayır hasanat işleyecektik. Ya bunların hiçbirisi inandırıcı olmadığı zaten belliydi. Herkes de biliyor bunu zaten. Niçin bu konuların üzerine gitmediniz? He? Artık Türkiye öyle bir terminal noktası ki Latin Amerika'dan kokain, Afganistan üzerindense ester geliyor. He? Ya bütün dünya bunu biliyor. Bu konuda iktidar olarak ne yapıyorsun? Bakın tekrar söylüyorum. Bu çapta organizasyonlarda güvenlik bürokrasisi ve siyasetçiler olmadan bu iş olmaz. Yani tabii çok önemli bir konu bu. Yalıkavak Marinası'nda çekilen fotoğraf da vardı. Hatırlayın şöyle, yani şöyle geçmişe doğru baktığınız zaman. Yani bu ilginç bir yani suç örgütü lideri yani Ağar, Korkut Eken, organize suç örgütü. Şimdi bütün bunlar yani tabii Peker'in iddiaları da yeniden gündeme geldi şimdi. Bu kadar net. Peki neden ama diye insan soru soruyor. Yani bir demokratik bir ülke istersek, demokratik bir ülkede yaşamak istersek, hukukun üstünlüğünden bahsedersek bunlar neden yok Türker Bey? Neden diye sormuyor mu insanlar? Bakın Sedat Peker Latin Amerika kökenli kokain sevkiyatı ile ilgili iddialar ortaya koydu. Suçlamalar yaptı. Mafya, siyaset, polis, yargıyı içine alan bir kara deliğin ipuçlarını verdi. Niçin soruşturmuyorsun? Bakın ben olsam, siz olsanız hemen düğmeye basarsınız. Ama düşünün ki bir an için geçmişte biz hata yapmışız. Bu trafiğin içine bulaşmışız. Ya da kenarından bulaşmışız. Nasıl? İşte ne bileyim Kıbrıs'a gidince bunun otellerinde kalıyoruz. Bedava yiyoruz içiyoruz. Kendimize Recai Bey masaj yaptırıyoruz. Akşam yiyoruz içiyoruz, hesap ödemiyoruz. 10 gün 20 gün ailemizde kalıyoruz. Hesap ödemeden çekip geliyoruz. Düğmeye basabilir miyiz? Bakın düğmeye basabilir miyiz? Şimdi ben noktada Uğur Mumcu'nun önemi ortaya çıkıyor. Araştırmacı gazetecinin canını veren bir gazeteciden bahsediyoruz. Yani çok çok önemli aslında. Tam bu noktada gerçekten rahmetli Uğur abi bir kez daha anıyorum. Buyurun. Size şöyle söyleyeyim. Ben Kıbrıs'ta görev yapıyorum. Yaşım 26-27 üst değmenim. Bir Caner Gönyeli'nin komutanıyım. Adada da denizci iki tane Magosa'da subay var. Bir tane de Girne'de var. Üç kişi subay olarak. Tabii az subaylarımız ve askerlerimiz, denizcilerimiz, Leventlerimiz var tabii. Size şöyle söyleyeyim. Yani adada bizi herkes tanıyor. Magosa'da herkes tanıyor. Kumar yani kasino kültürü o zaman da vardı. Bu boyutlarda değildi ama o zaman da vardı. Size şöyle söyleyeyim. Düşünün 27-26 yaşında bir genç olarak bile elimi sürmemişimdir biliyor musunuz? Rulet oynamamışımdır. Blackjack oynamamışımdır. Hatta çok da tanınan birisi olduğum için Recai Bey bana teklif ederlerdi biliyor musunuz? O zaman tabii dolar, euro kullanılmaz o adada genelde. Ya pound ya mark kullanılırdı. Ya derlerdi ki komutanım, üsteğmenim al sana 500 marklık kupon, oyna. Oynamazdım, ilgilenmezdim biliyor musunuz? Peki o işe bu işler böyledir. Ama işte geçmişte başbakanın oğlu kumar masalarında resimleri var görüyorsunuz değil mi Recai Bey? Ha? Evet, bakın, evet. Oturdunuz mu oralara bu işe bulaşırsınız. Şimdi savcılar niçin bu konuyu araştıramadı biliyor musunuz? Çünkü ucu siyasete dokunduğu için.
insanlar şeydir. Yani ben de iktidar iradesi olsam, eğer o konu soruşturulduğunda benim aileme ve bana gelecekse ben de engellerim. Engellemiyorsam bilin ki bana gelmiyordur o. Evet, tekrar altını çizelim. Türkiye ilikleri ne kadar pisin içine batmıştır. Bunun sorumlusu siyasi iktidardır. Çünkü eğer sorumlusu değilse, alnı aksa, aksa, sütten çıkmış beyaz kaşıksa, bu işin üstüne gider, soruşturur, faillerini kime, adalete teslim eder ve yargılatır. Ama bunu böyle olmayacağını biliyoruz biz. 17-25 Aralık'ta neler yaşadık biz? 800 bin liralık, hem de o 800 bin lira sanıyorum doların 1.5 filan olduğu zamanlar, yani 14 olduğu zamanlar değil, neredeyse 500 bin dolarlık Recai Bey saat. Size hiç hediyeden oldu mu 500 bin dolarlık saat? Bunu yargıdan kaçırdılar, biliyor musunuz? Makaracıları, bakaracıları yargıdan kaçırdılar. Bir de üstelik ne yaptılar? Büyükelçi yaptılar. Sorun siyasi iktidardan kaynaklanıyor. Hatta yıllar önce İtalya'da temiz eller operasyonu yapılmıştı. Ama o savcının arkasında siyasi iktidar durdu, biliyor musunuz? Siyasi iktidar o savcının arkasında durmasaydı, o savcı bunu yapamazdı. Onun için ne yapacaklar size şöyle söyleyeyim. Bu konuyu yazanları, çizenleri, konuşanları engellemeye çalışacaklar. İktidarın trolleri vasıtasıyla, binlerce trolleri vasıtasıyla maaşları çalıştırdığı iftira kampanyaları, engellemeler, saldırılar yapacaklar. Ve bu işi yargıdan, bu işi soruşturmadan kaçıracaklar. Hatta işte vatansever, yurtsever, dürüst bazı polis şefleri bu işin üstüne gittiğinde, istenmeyen yerlere geldiğinde görevden alacaklar. Ne gibi? FETÖ soruşturmalarındaki gibi. İlk başta hatırlayın, darbeden sonra, darbe girişiminden sonra bu işin üstüne giden savcıları istemedikleri yerlere geldiğinde görevden aldılar. Yaşadık, hep beraber yaşadık bunları. Onun için bugün bu pisliğin sorumlusu siyasi iktidardır. Özetle.